muhtemelen öyle olurdu. Zaten gördük ikinci yarıda da. Yani çok daha rahat bir ikinci yere geçti. İşte Anubis olsun, Nuke olsun. Buralarda Knifeland önemli ama Dust 2 için çok daha ehemmiyetli bir şey değil bence kazanmak. Bu arada avcum yapacaklar. Biz A2 gidiyoruz. Çok kötü bu. Sıkıntıya girebiliriz. Sensei! İki vurdu o. Sıkıntının kendisiyim diyor. Ay. Long pass çok hızlıca. Long pozisyonunu alıyor. Herkes kör flaşı geldi. Attım bir tane daha pas. Sen de pikle smoke lan. Pikle pikle bro. Pikle bro. Hadi sıklan hocam. Sendeyiz. C4'de bizde. Evet. Ya muhtemelen şimdi orada Sko bekleyecek. Böylelikle Skrunk hem short'tan hem long'tan şüphelenecek. Ama bravo, çok bekleyemedi. Skrunk. İyisin, iyisin. Vuran IGL yapmışlar. Bu işte neden Knife Riot oynanıyor? Hata. Normal olmaması lazım. SA turnuvasının kuralı böyleymiş. Tabi dengesizleştirebilir işleri yani. Yok, normalde Knife Riot olmaması... Ya olmuyor normalde. Hı-hı. Ama sadece bu ligin bu turnuvalarında Knife Riot oluyor. Dediğim gibi ben olsam karşı takımla anlaşırım. Hani Knife Riot oynayalım ama seçimi biz yapalım diye. Belki öyle de olmuştur bu arada, bilmiyoruz. Knife Riot oynuyorlar ama... Bayağı kıtır kıtır kesmeye çalışıyorlar. Ama evet, ciddi oynandı yani. Çok öyle hani saldık oynayın gibi bir şey de yoktu. Bu arada 1-2 Deagle var sadece. 2-0 olacak. Evet, var mı hocam yeni haritanın skor tahmini? Çok güzel bir spray Sensei'den. Bayağı iyi gerçekten bu arada. Ne dedi ya abi? Bir de Soulfly çıktı. Canı birazcık sıkıntı. Pass. Zınk. Seçen Knife Run'da kaybediyor. Yok öyle olmadı. Tam tersi oldu hatta bu seride. Anubis onlar seçti. Knife Run'da kazandı. Biz Dust 2'yi seçtik. Biz Knife Run'da kazandık. Canlı istediğiniz ayarlar yapılıyor arkadaşlar. Gap'ler falan. Observer'ımızda da selam olsun. Eline emeğine sağlık. Çok pür dikkat işi. Her şeyi de oturturuz zamanla. Daha iyiye gider. Evet, skor tahmini Dust 2 için 13 8 3 13 3 abi. Böyle dediğime göre o zaman 4 mü bitecek? Bir sapma payı. Bana yine 7 gibi falan. Alp yapsak mı? Benim de altından 6 geliyor ya. En sona kaldı. Sosyal şey demiş beyler, dakika 1.35 hepimiz öldünüz falan. Ah, Banjo'ya da silah. Keşke götürebilseydik, o MP9 ile kaldı. 13-7 var, 13-0, 13-2 var, 13-11 var. Ben 13-3. Dust 2 Türklerin evi vermezler bu map'i. Bence 13-6 bu arada. 13-6 var buradan. Peki. Sen demin ne demiştin Anubis için? Ben ona 13-5 demiştim de 13-9 bitti. Sanki bu evde de sanki Sensei bir şey olmayacak gibi Dust 2'de. Tabii Dust 2'de AWP'den böyle bir şey beklemek şey. Yoksa. Önemli ya, beklemek lazım. Sensei'den bir amına kemuruşu mu geliyor? Çok bekledim onu da. Kaçtı yalnız, bir tane Skrunk onu görmüyor. Evet. Duymuşlar mıdır sesini bilmiyorum. Hit. Ben sevdiğim yerlerden biri abi burası. Garanti kill ortası. Ah. Rose fire aga. Ya burada bu arada şunu söyleyeceğim. Bence Sensei'nin o atışı kaçırması normal. Çünkü aynı yerden bir oyuncu daha gelmez diye düşündüğü için yukarı cross koymuştu. Server kaynaklı böyle ufak sıkıntılar olacak. Server'daki ne zaman kazanıyor? Çok güzel. Banjolandı. Silahları linkledi. Scroll'la mı acaba işaretledi onu? Tuş mu kullanıyor yoksa? Oyuncuların CFG'lerin ayarlarını sosyal medyada her şeylerini istiyoruz. Paylaşalım. Öyle bir video istiyoruz. Hayır, video şeklinde oturup anlatsın. Neden böyle yaptığını anlatsın istiyoruz. Oo, çok güzel olur o. Mesela Paz İstanbul'da fazla direkt başlayabiliriz bu seneye.
Tamam, ses düzeldi. İlk haritada da olmuş gibi iki kere. Ünlem FF yazınca da arkadaşlar FF ile ilgili her şey çıkıyor. Twitter'lar, Instagram'lar, Discord'lar, şunlar bunlar. Katılabilirsiniz. Discord'la beraber maç izleyebilirsiniz. O çok tatlı olur ya. Mesela böyle Rebecca Berk Vesoları gönderelim oraya. Onlar taraftarla beraber orada ayrıca konuşarak izlesin. Böyle değişik şeyler bulalım. Konuştukça fikir çıkıyor. Soulfly. Aa, ne kör olmadı? Bilmiyorum abi. Ben de oldu sandım. Biraz geç mi çıktık acaba? Inkyomi'de girdi. Arkadaşının attığı flashla öyle bir kör oldu ki geri kaçtı direkt. Bir şekilde emin olacaksın attığın flashlardan. Takıma geçti böyle destekleyeceksin abi. Sensei nerede ya? Ha, longtaymış. Göremedim bir an. Minimet o kadar küçükmüş ki şeyi. İmleci. Ah, timing'e bak. Ya. Çok kötü timing. Ölebilir bile. Neyse ki sakın. Tamam, orayı biraz daha açılı bakıyor. Aha. Yine flash. Yine kör değil bu adam. Ben çekti emaneti. Sikerim adalet dedi. Sensei burada var. Ya 30 saniye var. Onları muhtemelen short geçtiğini biliyoruz. O yüzden biz long tarafına attık kendimiz. Zaten plant da geldi. 4 ve 2. Her ne kadar adam avantajı bizde olsa da biraz sıkıntılı bir round bu arada. Pozisyon olarak çok üstünler. Sensei kolayları yapmayıp zorunu yapmayı tercih etti. Bayağı tercih etti yani. Şimdi adamlar bir BRH'lar eli veririz hocam. Ne diyorsun? Biz saçmalık. Çok güzel başladık abi. Nazar değmesin ya. Maşallah. Aa, bu arada tabii loss bonus çok yüksek plant'te olduğu için full AK yapabilirler. O yüzden bir BRH, hızlı bir BRH falan gerek yok. A'yı almak istiyorlar yine. Skrunk flash'ı da aldı. İçeri bir molly attı galiba da bu Dora. Yalnız öldü. Bir tane oyuncu da lower'a göndermişler. Buradan bir A oyunu gelecek. Paz'ın dikkat etmesi lazım. Stiko ilk etapta beklenmeyecek bir açıdaydı. Sensei'yle misleyince biraz iş zora giriyor tabii şu anda. Banjo biraz bedava kill verdi Real Madrid. Bunu söyleyince çok kendimi Ertem Şener gibi hissediyorum. Çok iyi bir nate. Harika. Canerim. Zıvapla çukka. Dant'ı bayağı engelledik. Çok iyi nate be. Iyi, ah, Rafa'ymış o. Ben bir yerin için Magister orada zannettim. 45'te düşebilirdi bile. Güzel. Shortlan şüphelenmelerini sağlayacağız. İki oyuncu da City'den gelecek. Zaten biri oynadıktan sonra diğerini City'den beklemezler. O yüzden Banjo eğer bir kill alırsa round bize gelebilir. Banjo kafayı gördü, kırdı kafayı. Evet, artık hep beraber koşuyoruz. Biri... Bu arada plant ona değil, plant ona değil. Ah, yine eski Banjo. Spreyne kurban olduğum. Yani adam planti Gandalf'a kapalı kurup saklanmış oraya ya. O tabi 1v1'e getirmek istiyordu muhtemelen. Short'tan gelen bir oyuncuyu vururum, en azından diğeri başka yerden gelirse. 1v1 oynarım falan diye düşündü herhalde ama çok iyi retake 4v2. İyi yani, takım taşıyan bir kişi aksine tüm takımın frag alması bence takım uyumunun büyük göstergesi. Gelecek için umut vaat ediyor diyor. Üstatlardan dinlemek lazım bunu. Frag çok önemli değil. Elbette önemli değil. Ya şöyle bir şey var. Hatta ama bence denge de önemli değil mi? Fireflux'ın takımındaki oyunculara bakılacak olursa bence şu anki lig aşamasıyla analiz yapmak da doğru değil. O yüzden daha sert rakipler geldiğinde nasıl bir dağılım var, nasıl bir oyun kurgusu var, biraz onları görmek lazım. Çünkü şu an ne kadar kurgularsan kurgular, ne çıkacağını bilmiyorsun. Bu arada bir BRH geldi işte. O BRH bu BRH mı? Çok iyi utility kullanıldı. Güzel geri püskürtülüyor. Öldük, çaresiz bıraktık aslında açılan oyuncuyu da. Bir de double molly vardı. Hani birisi oradan yürümeye kalksa bile smoke'la hepsi sönmeyecekti. Sensei! Kötü kaçtı. Inos orada gelip kolay bir vuruş.
Orada Smokçu Soulfly. Bulunduğu açı Skrunk'ın destek vermesi muhakkak gereken bir açıydı. Skrunk yalnız bir kill aldı. Öncesinde Soulfly bulunca da onluk hiçbir iş kalmıyor. Pas sesleri dinledi. İki oyuncunun orada olduğunu farkında. Biraz geçmelerine izin vermesi gerekiyor. Öyle de yaptı. Döndü. Az, iki. Az mermi çok iş. Nice. Harbi adam az mermi çok iş. İşte onu diğer oyunculardan farklı kılan şeylerden birisi bu. Sakin. Gerektiği yerde çıkıyor. Bekledi. Dinledi. Önce sağa sonra sola. Zıbapa çukka. Çok ciddi bir kitlesi var bu arada Ahmet'in. Yani zamanında oynadığı oyunla ve karakteriyle öyle bir etki bırakmış evet. Ki abi. İnanılmaz yani. Bu arada Sensei çok misleri, Sensei çok misleri. Doğru, Sensei çok misleri ve 9'a 5 oynuyor. Yani bunu da nasıl yapmış bir ona da bakmak lazım yani. 7 round 9 kill. Banjo, güzel bir line-up var. Tek kill çıktı. Kötü oldu. Pas biraz kör. Bu yanıcı çok etkilemeyecek bu girişi. Bir flash desteği daha alıyor ve... What the fuck? 2 kill birden Sensei asistleri de topları aradan bir kill de çıkartmış. Sensei AWP'le şeyden 2 tane aldı asist. Şimdiki AWP'ye rağmen. CS'de hazırız. Sensei çift taneye ulaşan şu an için tek oyuncu serverda. Ya bir de Ahmet'i benim gerçek hayatta tanıma şansım oldu. Hani biz onur duyduk öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ultra mütevazi, müthiş efendi bir adam yani. Hani çok değişik bir adam. Yani buna yapacak hiçbir şey yok. Canlara bak. Yani buna yapacak bir şey yok. Adamlar kör. Sensei'yi acele etmeden şöyle bir, en azından bir kill daha aradan çukurup çok güzel basket Sensei'den. Bir de site içi yanıcı pasın destek vermesini sağlayabilecek bir nebzelik. Bir yanıcı da pazdan çıkacak. O da böylelikle Banjo'nun destek vermesini sağlayabilecek. Bir çıkış smoke gönderiyor pas. Site içine bir granate de geliyor oraya. Sensei'den burada bir granate kill daha gelmiş. Üstüne bir granate daha gönderiyoruz. Orada Kinky 34'e kadar düştü Sensei. 3 kill birden oluyor. Brunt içerisinde en iyi. Oradan gelen bir Banjo kill'i. Hazır flash desteği. Sensei oralara bakacak. Yani Stiko pazı vurdu. Sensei'nin yeri belli. Brunt çok zora giriyor şu anda. Çekti emaneti. Devamında sakin sakin. Sensei ace mi gelecek? Hadi yavrum be. Acelesi yok. Kitty var. Arkası dönük ya. Niko. Hayır kesiyor mu? Ya çok kötü oldu bu ya. Çok kötü oldu gerçekten. Artık orada AWP ile de oynayamazdı. CS böyle. Arkası dönük adama chat atmak çok aga, zor adam gerçekten. Adam sabitti kafasındaydı. Yani, CS 2'ye hoş geldiniz yani. Yapacak bir şey yok. Niko, Navi G2, Major yarı finali. Erte Nuk. Nuk haritası. Belki de Major'ı kaybettiler böyle. Biz en azından bir round kaybettik. 10'a 2 olursa Real Madrid'e yalnız olacak olanları biliyorsunuz. Benim de bir sözleşmem var arkadaşlar yani. Bu arada güzel tuttuk orayı. Soulfly Skrunk ikilisiyle. Sensei de çok yakın. Bir tane koyar ilk gelene. Paz arkayı kapattı. Koydum. Şu anda 9-1 diyebiliriz. Sensei üstüne bir kill daha. 16'ya 6 oynuyor. Yani enteresan. 16'ya 6 ama... İki tane mis gördük diye de. Yani ben bir dört tane normal şartlarda kaçırmayacağı kolay bir atışı kaçırdığını gördüm. Ama zor vuruşları yapabiliyor. Bu biraz onun temposuyla da alakalı olabilir. Ya o an oradan oyuncunun çıkacağını düşünmüyorsun belki de bilmiyorum. Yani gerçi cross koyduğu yerden vuramadı ama o olabilir. Şu an 16'ya 6 oynaması bizim için okey. Mislesin 9-1 önde olalım. O 16'ya 6 oynasın sabaha kadar mislesin. Akhiye Türkiye'de 30 yaşındayım ilk defa Real Madrid sakin destekliyorum diyor. Bilmiyoruz abi o takım bu takım mı yani. Sanmıyorum da ben hatta yani. Ya Mert'in 2 roundu daha var hocam. Ben 13-3 demişim bir kere. Ama bu değil tabi. Tutuyor mu genelde senin? Abi 1-2 video var. Instagram'da paylaşılan sana yayından sonra izleteyim. Wallbang gitti. Giren bir oyuncu var yalnız yakınlara kadar Sensei. Bir granate kill daha.
2 round ard arda 3 granit kili senseyden. Takım arkadaşını köreledi, kapıdan da fragini aldı abi. Benim tarzım da biraz. Yenersek bu arada sert bir rakip var. 3500 elosu olan oyuncular var. Evet. Bu maçı kazanırsak eğer. Eski 20.000'den falan oyuncular var. Evet, yani şöyle bu andan itibaren bu arada Fireflux'ın bu uzun seride hedefi birincilik değil mi? Ben evet. Doğru söylüyorum. Kesinlikle. Hepsinde ve daha 7 maç falan daha en az oynanacak. İlla kaybedeceğimiz maçlar da olacak. Bu oyun, bu spor sonuçta. Evet. Ama bundan sonra hiç bu kadar kolay bir rakiple karşılaşmayacak. Onu söyleyelim. Daha turnuvanın başı olduğu için ve grup aşamasını da çok iyi bitirdiği için haliyle eleme sisteminde baştaki rakipler biraz daha zayıf oluyor. Doğal olarak. Şey gibi, hani futbol takip edenler torba gibi düşünüyor. İşte birinci torbadan geldik biz. Onlar altıncı torbadan geldi. Öyle düşünebilirsiniz. Ama artık takımlar daha az kalacak. O yüzden de rakipler de biraz daha sertleşecek. Çok iyi flash pick. Çalışılmış bunlar herhalde yani. Bir tane daha aynısından. Tabii. Yapayım. Ama umarım Catwalk'u kolamaz. Neyse ki bu adam grenade attı da. Yine de kovaladı Soulfly ya. Bunlar da işte skorun verdiği rahatlıklar. Yani normal şartlarda Soulfly böyle bir pick. Değil mi? Tabii. Kolay kolay atmaz yani. Sen... Çünkü aşağıda bir oyuncunun olduğunda farkındaydı. En azından onu kovalamazdı. AP'yi vurunca geri gelirdi. Banyo 30 vurdu öteki map Anubis'te. Şimdi Sensei Üstad. Evet 19. Dur abi yaparız bıçak upgrade'ini. Kasa da açarız. Bir durun ya dostlar. Ünlem FF yazabilirsiniz. Ünlem topluluk yazabilirsiniz. Abi ünlem FF verirsen olmaz ama. Hayır burada. Abi onu bir Valorant'ta yapmışlardı. Bir kere de burada yaptılar işte biliyorsun. Gerçekten FF verdiler. Çıkmadılar. Yani kazana kazana evet, gelen bir takım vardı. İlk maç aynen. Hep pistol round. Ses bende mi yok? Genel geliyor abi bizde. Bende yok. Şarj belki. Elim değmiş de olabilir. Evet arkayı bekliyoruz ama arka ikileni üçleniyor hatta. Üç kişi de ondan geldi. Derken çok güzel. B'ye bir dönmeyi düşündü rakip. Sensei'ye geçirt vermiyor. Takımın da arkasını kolluyor. Pas. Sakin. Profesyonel. 11-2. Döner ses iksinler beni. Yapma. Buradan da anlamaz. Yapma. Yapma kamerasını sikeyim telefonunu yapma. Dur. Yapma şunu Allah aşkına yap. Yapma be. Ya. Dinle modemi koyarım tek. Yayını kapatırım. Atma onu yayını kapat. Abi The Glitch Shot da gelmedi. Tamam merak etme artık. Bundan sonra at ne istiyorsan at. O da olmadıysa burada bir force alacağız çünkü. Sensei SSC ile de vuruyor bu arada. Rafa 12-2. Benim tahmin yine bir round'dan gidecek hocam galiba. Ama o round'ı buraya ver tam oluyor. 13-9'un birini al. Buraya ver. Ertuğrul abim demiş ki canım abim. Ama bu takım yenilmez rahat rahat paylaş demiş. Aynı kafadayım ben de. Evet izlediğimiz... Şuradan dönebiliyor ama Counter'da maçlar yani bunun da... Counter'da içinde... dönebiliyor ama Fireflux'da dönmez hocam. Güzel. Bu kamerada daha enteresan gözükmüştür senin story attığına ne? Olabilir dur Amunaka geliyor mu? Double kill. Bir daha yaptın öndeyiz zaten şımardık hadi. Zıpla vur be. Hadi ben dürüm stili. O da bitti. Canerim de canerim ya. Hocam vallahi iki tahminim de bak bir round'dan gitti. Ama tebrik ediyoruz takımı. Vallahi tebrik ederiz. İlk karşılaşması. Yani... İlk maç Real Madrid'e karşı.
hani bu böyle şey ne gelecek artık yani. Daha. 13 kaç bitti? 13-9, 13-2. 13-2. 13-2 diğeri. Milli haritamızda sert bitti. Yayın devam eder. Golf oynayacağız, güncelleme geldi. Kendi kötü counter'ımızı oynayacağız. Bunu izledikten sonra size öyle gelecek olan counter'ı. Kasa açarız. Röportaja her zaman bence oyuncuları yormayalım. Bunları da kararlaştıralım. Arkadaşlar bir oturun, bir durun, bir konuşalım şimdi. Sağ olsunlar, zaten yayınlar şeyler çok destek oluyor takım. Takımımız yapıyor. Bol bol yayın açıyor. Bakın pas senelerdir yayın açmıyordu. Herkes yayın açıyor. Caner açıyordu, az açıyordu. Şimdi çok motive sizin de desteğinizle. İzlenmeleri katlandı. İzlenmeleri 4'e 5'e katlandı sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz. Yani değerli FF taraftarını, Anlost izleyicisine, TRCS severlere. Biz de oraya bir şeyler katmaya çalışıyoruz kendimizce. Şimdi şikayetleri bir görelim, onları not alalım, iyileştirmeye çalışalım. Ne olur eleştirin saygı çerçevesinde, ne eksikti şu iki karşılaşmada. Mesela ses olayına galiba bir şey yapamıyoruz. Siz de yaşıyorsunuz abi, değil mi? Bu normal. O normalde her zaman olacak şey değil. Bu tarz turnuvaları, kalabalık serverda aynı anda başlayan maçların bu tarz problemleri oluyor. Yani oyundan atıyor. Böylelikle observer yeniden giriş yapmak zorunda kalıyor. Seste bazen problem oluyor ama bunu yani bir daha ya görmeyiz ya da bir kere daha görürüz. Onu söyleyeyim. Her zaman olacak iş değil. Biz tabii şey yaparız. Ne diyor? Digital bir